Ay bu sene daha bitti ya. Alo Ejder. Bu senin için çok geç saat değil mi? Yani uyanık kalmak için. Gerçi herkes için öyle bir saatte. Sen ne yap güzelim biliyor musun? Böyle ılık sütünü iç. Hemen vur kafayı yat. Ejder, acil konuşmamız lazım. Ya konuşmak derken? Ara kankilerinden biriyle konuşmuşlar. Siz öyle diyorsunuz değil mi birbirimize? Kanki kanki. Hadi bakalım. İlişkimiz hakkında konuşacağız. Ya ne? Ne ilişkisi Defneciğim? İlişki yok. Hani şey gibi diyorsunuz ya siz. Giden gitmiştir, gittiği günde bitmiştir falan gibi şeyler. Öyle düşün bu durumu yani. Yani bu tamamıyla benim kaybım. Ben kaybettim yani. Tamam. Hadi. Dur. Kapama. Dur. Ya konuşacağız? Ya da... Öyle işte. Of ya, of! Of mu? Of. Asıl bana of, be bana! Ben burada varoşlar gibi of çekiyorum be, of! Sen bana bunu borçlusun. Sen benim hayallerimle oynadın be. Ben senin için fedakarlıklar yaptım, tamam mı? Sen şimdi ya bu bahçeye gelirsin ya da öyle işte. Defneciğim, sen içtin mi biraz? Birazcık içmiş olabilirim. Ama konumuz bu değil. Eğer sen o bahçeye gelmezsen ciyak ciyak bağırırım. O pek biraz değil galiba. Buradan ta telefondan geliyor kokusu. Neyse, ben geliyorum. Hiçbir yere kımıldama ama olur mu? Hiçbir yere kımıldama mı? Belki orada geliyorum ben. Tamam. Ah Defne ya, ah Defne ya. Kurtuluş yok bu kızdan. Gerçekten. Gecenin bir vakti uğraştığımız şeye bak ya. Geliyor. Gelecek tabii. O ejder buraya gelecek. Geliyorum ejder, geliyorum. Ejder gelecek buraya demiştim. Ejder. Ejder. Ah. Defneciğim bu ne hal ama ya? Sen ama çok sarhoş olmuşsun, çok sefil gibisin. Bir
Hadi bu soğuk havada bize bak yaşattıklarına bakar mısın Defneciğim? Olacak iş mi? Bak, ne olur beni dinle ve anlamaya çalış lütfen. Ben arkasından ağlanacak bir adam değilim. Ben hatta 5 kuruş para etmem. Öyle diyeyim sana yani. Tamam mı? Yani şimdi kendimi de o kadar... Hoppa! Şimdi kendimi de o kadar gömmeyeyim tabii de. Nasıl anlatayım? Yani ben ilişki yaşanacak adam değilim. Onu söylemeye çalışıyorum sana. Anladın mı güzelim? İşte bak, senin gibi 5 para etmez bir adam bile beni sevmiyor. Neden? Gencim, güzelim, o Eylül'den Cemre'den de daha güzelim. Benim bacak boyum Eylül'ün tamamı kadar. Ama onun sevgilisi var, benim yok. Niye? Hayır, eksiğim ne? Söyleyebileyim ki düzelteyim. Çattık ya, vallahi çattık. Açık konuş. Beni neden terk ettin? Şimdi aslında bunun sebebi sen değilsin Defneciğim. Lütfen bağırma. Bak herkesi başımıza toplayacaksın, bağırma. Bak çekiyorum elimi, çekiyorum elimi. Çekiyorum, güzel güzel konuşacağız değil mi? Hoppa! Eğer nedenini söylemezsem burada ciyak ciyak bağırırım. Bağırma. Tamam, dürüst olacağım. Dürüst olacağım, hazır mısın? Hazır mısın? Çirkin miyim diyeceğim ama o pek mümkün değil tabii. Hatta tam tersine çok güzelsin. Çok güzelsin Defne. Ama şimdi nasıl anlatsam da o senin o güzel kafan bunu anlasa acaba diye düşünüyorum. Ve şey gibi düşün, hani bir süre sonra böyle gazı kaçmış içecek gibi düşün kendini. Öyle oluyorsun yani. Anladın mı? Herhangi bir ışık yanmadı. Nasıl lan? Şey gibi düşün kendini. Böyle çok güzel bir sakız gibi düşün. Böyle çiğniyorsun, bir süre sonra şekeri kaçıyor. Yani bir süre sonra, anladın mı? Nasıl sakız? Bak tarttı şimdi, kelimeye tarttı. Orada kelime değil önemli olan. Defneciğim, ben orada ne yapmaya çalıştım? Sen anlayabil diye örnek vermeye gayret ettim. Teşbih yaptım. Ama siz gençler nereden anlayacaksınız tabii benzetmeleri? Bilmiyorsunuz böyle şeyler. Diyorum ki özetinde, bir süre sonra Defneciğim senin tadın kaçıyor demeye çalışıyorum. Anladın mı? Sağ ol. Sağ ol. Defne? Defne? Sızdı mı sen? Hakikaten sızdı. Sen bunu hak ettin Ejder. Sen bunu hak ettin. Gece gece neyle uğraşıyoruz? Gece gece uğraştığımız şeye bak. Ah Defneciğim, ah Defneciğim. Defne? Ne oldu? Sen ne yaptın benim kızıma? Sen benim kızıma ne yaptın? Vurmayın ama düşecek kızınız, yapmayın. Bir şey yok, sağırır sadece. Ha sen benim masum yavruma bir de içki mi içirdin? Ya ben içirmedim, kendi içmiş gelmiş. Bizim bahçede konuşuyordu saçma saçma. En sonunda sızdı, bayıldı kaldı. Ben de getireyim, teslim edeyim dedim. Ne yapayım, burayı mı bırakayım, ne yapayım? Hayır, odası yukarıda, yukarıya bırak. Emredersiniz hanımefendi. Kendine geldiğinde konuşacağım. Eğer yalan söylüyorsan yemin ederim seni mahvederim. Bence böyle olmadık şeylere konsantre olmaktansa çocuğunuzun gerçek problemleriyle ilgilenseniz çok daha iyi olur. Ben size söyleyeyim. Neymiş o gerçek problemleri? Kimsenin onu sevmediğini düşünüyor. Yani şeyden evvel, böyle tam sızmadan evvel bu minvalde konuşuyorduk. Senin yüzünden? Hepsi senin yüzünden. Sen çocuğa önce ümit verdin, sonra da onun hayallerini yıktın. Allah belanı versin senin. Ya nedir bu vurma hikayesi ya? Bunu yapmayalım artık lütfen.
Yapmayın bunu. Zaten kızınızdan ayrılmamı siz istiyordunuz. Değil mi? Yani böyle bir şey zaten olamazdı da. Neyse yani bu yalnızlığın mimarı sadece ben değilim. Uzun zamandır böyle devam ediyor hikaye. Olur mu canım? Saçmalamayın. Defne son derece popüler bir çocuktu. Gerçi son zamanlarda biraz yalnızlaştı. Hatta bu gece telefonum çalmıyor diye üzülüyordu. Ya gördünüz mü zavallı? Canım ya. Ben ne yapayım bilmiyorum ki. Ne yapsam da onu sevildiğine ikna etsem. Ne dedi sana? Ne anlattı? Ben anlatırım da bana ne anlattığını. Siz önce bir kahve yaparsanız iyi olur. Gece uzun sürecek galiba.